Kumun kenarında yıkık bir ülke. Şimdi düşmanlarla kanlı buluşmalar. Yıllarca süren savaş. Zamanda çok da büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yurdumuzu dünyanın en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Ne mutlu Kırsın diyene. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 29 Ekim 2018 Pazartesi. Bugün en büyük bayram. Atatürk'ün deyişiyle en büyük bayram bu bayram. Herkese kutlu olsun. Hepimize kutlu olsun. Bir şeyi daha kutluyoruz bugün. Ulusal kanalın 18. doğum günü. Bugün doğum günümüz. 18 yaşında bir delikanlı olduk artık. Daha hızlı koşmamız lazım. Daha güçlü yayın yapmamız lazım. Ve böyle güzel bir günde, böyle bir bayram gününde meslek büyüğüm, kendisine 30 yıldır abi dediğim, bundan sonra da bir 30 yıl derim herhalde yaşarsam, Oktay Ekşi, Türk basınının çınarı stüdyoda. Oktay abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün bayram, bir bayramınızı kutlayayım önce. Çok teşekkür ederim, çok sağ olasın. Ben rica ederim. Olur mu? Ben elbette ama seni öperim çok. Yürekten kutlarım. Çok sağ olasın. İyi bayramlar. Ne güzel Kemal Atatürk'ün kravatı da takmışsın. Evet. Bugünün özel kravatı. Harika, harika. Cumhuriyet Bayramı kravatı. İmzalı. Bayram çocuğu oldum. Çok iyi olmuşsun. Sağ ol, kutlarım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Oktay abi, bugün 95. yılı Cumhuriyet'in. Ne diyorsun, ne düşünüyorsun bu bayramla ilgili? Neler gördün bu bayramlarda bu yaşına kadar? Bayramları bizim çocukluğumuzda tabii öğrenciyken zaman zaman törenlere bizzat katılarak, yani seyirci olarak değil, rol alarak yaşadığımız dönemler oldu. Sonra tabii yıllar geçti. Artık öğrencilik bittikten sonra halkın bayramları çok benimseyerek kutladığına bir hayli tanık oldum. Sanıyorum 3 yıl oldu, 3 yıl veya 4 yıl oldu. Ankara'da bir önemli bir 29 Ekim yürüyüşü olmuştu. Meclisten, yani birinci meclisten. Oldu. Efendim? Daha fazla oldu. Daha fazla mı oldu? Tabii. Çünkü olmuşum. Daha... Doğru, ben milletvekiliyim. Doğru. Doğru. Haklısın. Cezaevinde. Haklısın. Haklısın. Sanıyorum 2012 falan olacak. 12 falan olması evet, lazım. Evet. Doğru. Haklısın. Ben de oradaydım. Öyle mi? Ben Ulusal Kanal yayın otobüsünün üstünde yayın yapıyordum. Polisin sıktığı su ta yayın otobüsünün üstüne beni de ıslattı. Çok iyi. Bak çok, o zaman o olayı bizzat yaşamışsın. Tabii bizzat yaşadım. Gözlerimin önünde oldu her şey. Hatta yayınladım. Blaktan yayınladık onu. Onu dinlemek isterim ben. Belki izleyiciler de dinlemek ister. Çünkü bence halkın 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı olarak bazılarının engel olmasına rağmen ne kadar benimsediğini gösteren en iyi olaylardan biri bu. Evet.
Şöyle olmuştu Oktay abi, 29 Ekimlerin kutlanmasının yasaklanması anlamına gelen bir karar çıktı. Evet. Atatürk anıtlarına çelenk koyma yasağı diye. Aynen öyle. Buna daha önce de 19 Mayıs'ın kutlanması şey yapılmıştı, yasaklanmıştı. Evet. Türkiye Gençlik Birliği bir karar aldı. Siz 19 Mayıs'ı yasaklayamazsınız dedi. Biz kutlarız dedi. Hatta o günkü TGB Başkanı İlker Yücel, bir gün önce karşılaştık. Hazırlıklar yapıyorlardı. Kağlılar, bandırma vapuru, temsili onları hazırlıyorlar. Nasıl olacak İlker dedim. Abi 30 bin kişi falan gelir dedi. İlker sen çıldırdın mı dedim. 300 bin kişi gelecek. Abi olur mu? Görürsün dedi. Ertesi gün 19 Mayıs'ta İstiklal Caddesi'nden Beşiktaş, Kabataş'a kadar 300 bin kişi yürüdü. Yürüdü. Saatlerce sürdü. Hı. Hatta Can abiyle, Can Ataklı'yla Taksim Atatürk Anıtı'nın önünde duruyoruz. Dur bir şey bitsin de dedi. Ben berbere giderim, o zaman ayrılırız. Abi dedim, çok beklersin bitmesini. Bekledi, bekledi, bitmeyince gitti. Öyle bir hava doğdu. Arkasından 29 Ekim geldi. 29 Ekim'i siz mi yasaklıyorsunuz? Görelim bakalım dedik. Hadi bakalım. Ankara'da birinci meclisin önünde evet, toplanalım evet. Ve Anıtkabir'e yürüyelim dedik. Evet. Hem Cumhuriyet'e sahip çıkma, hem o anki o siyasi yasaklara karşı koyma eylemi oldu. 1 milyon civarında insan geldi. Ancak polis sertleştiği anda biber gazı ve su sıktı bir bölüm. Ey Ankaralılar niye oturuyorsunuz? Terliklerinizi çıkartın, ayakkabılarınızı giyin diye bağırdık yayından. Yarım saat içinde, belki bir saat içinde o 1 milyon 2 milyon oldu. Çok güzel. Müthiş bir şekilde. Ve polis o barikatları kaldırmak zorunda kaldı halk yürüyünce. Müthiş bir yürüyüş oldu Anıtkabir'e kadar. Ben yürüyemedim. Baktım çok kalabalık ve yetişemeyeceğim. Gençlik Parkı'nın oradan yukarıya çıktım. Bir taksiyle ters yoldan gittim Anıtkabir'e. Yoksa 3 saatte falan gidemezdim. Anladım. Müthiş bir gündü. Yani halkın evet. Cumhuriyete, Cumhuriyet Bayramı'na, evet. ulusal değerlerine sahip çıkmasını gösteren bir tiyatrocu kız vardı. Polis su sıktığında elinde Türk bayrağıyla dimdik durdu. Öyle durdu, polis de öyle sıktı ki zar zor yıkabildiler kızı. O kız Cumhuriyet'i sahiplenen Leyla idi ismi. Leyla neydi? Orada Cumhuriyet'i sahiplenen Türk kadının fotoğrafı olarak hala beynimdedir. Çok güzel. Bu işte anlattıkların benim de dediklerimle örtüşüyor. Ve halkın resmi yasaklamalara falan pabuç bırakmayıp Cumhuriyet'i nasıl benimsediğini ortaya koyuyor. Dışarıda kavga var galiba. Sesler geliyor. Evet. Burası şu andaki Anıtkabir. Oktay abi Anıtkabir'den canlı ve bizim arkadaşımız Doğukan Çoban Anıtkabir'de 4G yayını için. Bir bakalım oradaki duruma. Doğukan merhaba. Nedir Anıtkabir'de durum? Merhaba. Annebiler sabahın erken saatinden bu yana yurttaşlar Anıtkabir'e gencinden yaşlısına akın akın gelmeye devam ediyor. Biz de buradaydık biraz önce yine. Bağlandık orada buranın coşkusunu da heyecanını da anlattık. Akşama kadar yine burada olacağız. Buradaki heyecanı, coşkuyu, o kalabalığı ulusal kanal ekranlarına yansıtacağız. Yurttaşlarla biraz önce konuştuk. Buranın bugünün anlamını, önemini birlikte fikir alışverişinde bulunduk. Öneminden bahsettik. Cumhuriyet'in andımızın kaldırılmasına ilişkin fikirleri vardı. Bazı arkadaşlarım da yanımda, şimdi onlara da mikrofonu uzatacağım. Bugünün anlam ve önemini soracağım. Andımızın Danıştay 8. Daire'nin aldığı andımız okul tutsun kararından sonra hükümetin andımıza yönelik eleştirilerini soracağım. Andımızın önemini soracağım. İsterseniz hemen mikrofonumuzu uzatalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı 95 yıl önce bugün çok tarihi bir imza atıldı ve Türkiye bağımsız başı dik bir ülkeyle tekrardan millet olmanın verdiği erdemle yurttaşlık bilinciyle devam etti. Size soralım bugün anlam ve önemi. Yani öncelikle nasıl daha güzel anlatılır bilmiyorum ama herkesin bu anı yaşamasını istiyorum. Yani herkesin bizzat
araştırarak ya da televizyondan izleyerek değil de bizzat gelip bu anı yaşamasını istiyorum. Bizim için anlam ve önemi anlatılmaz, yaşanır. Çok büyük bir anlam taşıyor zaten. Atamızı görmeye geldik. Onu ziyaret etmeye geldik. Ona bol bol selam getirdik. Yani daha detaylı nasıl anlatılır bilmiyorum ama çok güzel bir duygu. Onu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bugünlerde andımızın tekrardan okullarda okutulmasına yönelik bir karar çıktı Danıştay'da. Ama hükümet cenahından gelen eleştiriler var. Türklük kavramı üzerinden çıkan bir tartışma esas. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani bence söylentide kalacak. Hiçbir şekilde böyle bir şey silinemez. Yani bunun düşüncesi bile olamaz, silinmeyecekti. İstiklal Marşımız, andımız, bu tarz organizasyonlar, kutlamalarımız bugüne kadar devam etti ve edecek. Siz nereden geldiniz? İstanbul'dan. İstanbul'dan geldiniz. Ailenizle geldiniz galiba. Grubumuzla geldik. Çok güzel bir dernek sahipleriyle geldik. Böyle bir şey davet edildi ve hiçbir an bile düşünmedim. Çok da onur verici bir duygu. Eklemek istediğiniz var. Çok teşekkürler, sağ olun. İyi görevler. Evet, Ali Nebiler bir arkadaşımız daha yanımızda. Ona da mikrofonu uzatalım. Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Çok değerli bir gün. Direkt duygularınızı alalım. 95 yıl oldu bu zaman olalı ve yani 7'den 70'e hala kutlanmaya devam ediyor. Çok tarifsiz ve duygu dolu şeyler. Hani gurur bir yandan, onur, şeref bir yandan ve bize bunları yaşattığı için Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnet duyuyoruz. Yani diyeceklerimiz, yani bilemiyorum, kelimelere sığdıramıyorum. Andımıza yönelik. Andımızın yani okunması gereken bir şey. Yani öğrencilerin bilmesi gereken, ezberlemesi gereken. Sadece İstiklal Marşı'nın değil de Atatürk'ün yazdığında her gün, her sabah onu anmak gerekiyor ve onun için çok önemli. Ben okunmasını istiyorum bütün okullarda ve hani bu öğrenciler de gelecek nesilde Atatürk'ü bu şekilde tanımalı bence. Arkadaşlarına geldin, gördük. Birazdan giriş alacak, atanın huzuruna çıkacaksın. En son duygularını oradan da alalım. Yani bunu hiçbir şekilde tarifsiz bir duygu. Evet, o ölmedi ama yani öldü ama bizim için ölmedi. Yani bu kadar insan da öldüğünü düşünmüyordur eminim. Yani gözleri evet bir çift mavi göz kapandı ama bence o kocaman yüreği kapanmadı ve hani düşünceler ölmez. İnsan da ölmeyecektir. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu dediğim gibi tarifsiz bir duygu ve gurur. Yani her şeyden önce çok gururluyuz. Teşekkür ederim. Evet, Halil Nebiler, yurttaşların da dediği gibi tarifsiz bir duygu, tarifsiz bir gün. 95 yıl önce bugün Cumhuriyetimiz ilan edildi. Başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük mücadeleler, büyük fedakarlıklarla Türkiye Cumhuriyeti bugün ilan edildi. Biz Anıtkabir'in önünde olmaya devam edeceğiz. Artan kalabalığı ulusal kanal ekranlarına yansıtmaya devam edeceğiz. Sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım. Evet Doğukan, teşekkür ederiz Doğukan Çoban'a. Anıtkabir'den yayındaydı. Gün içinde sık sık Anıtkabir'e döneceğiz arkadaşlar. Saat 15'ten itibaren de, hatta biraz öncesinden itibaren de yine 1. Meclis önünde olacağız canlı yayınımızda. Ve 1. Meclis önünde toplanıp Anıtkabir'e yürüyecek olan Türkiye Gençlik Birliği'nin bu yürüyüşünü sizlere nakledeceğiz. Canlı yayın, canlı yayın diyorlar. Naklen yayın daha doğru değil mi? Bu ilk kavrama ben kafamı hiç alıştıramadım. Canlı yayın, canlı... Şimdi biz ölü yayında mıyız? Ya, sanıyorum Türkçe'de henüz karşılığı tam bulunamamış konulardan biri o. Evet, naklen yayın... Naklen yayın da... Şuradaki durumu naklediyoruz. Naklen yayından da çok emin değilim. Yani hangi yayın naklen değil? Yani değil mi? Hangi? Şurada naklediliyor. Evet. Ama buna bir isim bulmamız lazım. Evet. Bazen çok komik oluyor o kadar. Evet, o benim şahsen karşılığını bulamadığım kavramlardan biri o. Evet. Maalesef. Evet. Şimdi bazen izleyiciyle sokakta karşılaşıyor. Halil Nebiler aynı televizyondaki gibi diyor. Canlı canlı şimdi görüyorum. Yani televizyondaki öyle mi? Bu kavramları bulmamız lazım. Evet. Dönelim Cumhuriyet'e. Cumhuriyet Bayramı'na vatandaşın nasıl sahip çıktığını görmüştük Ankara'da ulusal. Evet, evet. Bugün bir kez daha sahip çıkılacak. Ama bugün bir ayrıntı daha var. O da şu, 2013'te
evet. okullarda okunması kaldırılan andımız Danıştay kararıyla tekrar devreye giriyor. Ancak yönetimden sert ve ters tepkiler geldi. Türklük kavramı üzerinden andımıza karşılar. Türk milleti andımıza sahip çıkıyor. Bir milletin en dinamik, en canlı tarafı ne? Gençliği. Gençliği bugün sahip çıkıyor. O yüzden bugün yine o az önce bahsettiğimiz yerde, birinci meclisin önünde evet. Türkiye Gençlik Birliği toplanarak andımıza sahip çıkacak. Ve Anıtkabir'e gidecek. Andımız konusundaki bu tartışmalar Oktay Ekşi tarafından nasıl yorumlanır? Bir defa andımızın kaldırılması Türkiye'deki milliyetçilik kavramının iktidar tarafından yanlış anlaşılması yüzünden doğdu. Bize çocukluğumuzda ve büyüdüğümüz çağlarda filan hem söylenen hem okuduğumuz hem de inandığımız bir gerçek var. Türk kavramı Türk milletinin içindeki bütün unsurları içeren üst düzeyde bir kavramdır. Irk diye bir şey değil. Irkla ilgili ırk değil, bir şey değil. Irk değil. Onu söylemek istiyorum. O üst kavramdır. Onun altında çeşitli etnik kökenden insanlar vardır. Onlar Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlıysalar tamamı da Türk milletidir. Bunun anayasal ifadesi budur. Ve Türkiye'de de hiç kimsenin etnik farklılığı nedeniyle şu veya buranın noktaya itilmesi söz konusu değildir. Ama bugünkü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ta siyasette ön plana çıktığı günden beri ağzını ne zaman açsa Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arnavut, Boşnak falan diyerek bu şeyi, bu toplumu bölen bir ifade kullanmaktadır. Ve Türk kavramını diğerleriyle eşit noktaya indirdiği için de Türkiye'deki bölünme gerçeğinin asıl sahibi, faili Recep Tayyip Erdoğan'dır. Benim gördüğüm gerçek Türkiye'de budur. O yüzden bu antta bulunan Türk kavramı diğerleriyle eşit noktaya indirildiği zaman ister istemez ırkçı bir kavram gibi görünmekte, diğerlerini de dışlayan bir kavram gibi görmektedir. Demek istediğim antla ilgili birinci hata siyasi iktidara aittir ve kavramın yerini karıştırmasından kaynaklanmaktadır. O yüzden de 2013'ten itibaren aynen senin ifade ettiğin gibi bu çocuklara biz bunu niye öğretiyoruz? Aralarında Laz var, Çerkez var, şu var, bu var, Kürt var. Niye bu çocuklara biz Türk'üm diye söyletiyoruz tartışması başlatıldı. Bu tartışmayı başlatanlar da tabii biliyorlardı böyle bir noktaya varılacağını. Siyasi iktidarın da zihniyeti zaten özellikle o tarihlerde Türk olmaktan çok da mutlu görünmeyen bir gerçeği vardı. Sonuç olarak da andımızı okullardan kaldırdılar. Ama Türkiye'de yargı bağımsız değil maalesef. Ama Türkiye'de hala bağımsız bir şekilde karar verebilecek yargıçların olduğu da bir gerçek. Nitekim Danıştay'ın 8. dairesi muhtemelen herhangi bir siyasi sonuç doğurmayacağını da düşünerek, öyle zannediyorum ama anladığım kadarıyla vicdanlarından gelen sesi yargı kararına aksettirerek bu uygulamaya dur dedi. Ve kıyamette ondan koptu. Şimdi siyasi iktidar hepimizin bildiği gibi Danıştay'ın 8. dairesinin bu kararını tanımama konusunda hüccet ilan edip duruyorlar. Ya tanımamak ne demek? Yargı kararını tanımamak ne demek? Olmaz yani, olacak bir şey değil tabii. Ben şimdi desem ki ben yargı kararını tanımıyorum. Gelecek iki tane polis, takacak kelepçeyi, götürecek. Tabii. Yani devletin olanı bu. Devletin devlet olmasının tabii sonucu budur. Yargının verdiği karar devlet tarafından uygulanır. Kim tarafından? Az önce senin söylediğin gibi polis gelir, adamı alır, götürür ve uygular. O kadar.
Bu kadar basittir bu iş. Ama Sayın Cumhurbaşkanı sanıyorum hangi karardaydı? Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı. Evet. Bir kararını saygıda duymuyorum, tanımıyorum. Tanımıyorum. Yani. Saygıda duymuyorum, tanımıyorum da dedi. Yani bu kadar yargı kararlarına karşı olabilecek bir zihniyet tasavvur edilebilir mi? Geçenlerde bir başka şey daha söyledi Danıştay'ın 8. kararıyla ilgili. Madem onlar böyle karar veriyorlarsa ben niye buradayım dedi. Git o zaman. Git o zaman yani. Bana ne? Yani git. Yani sen oradasın diye herkes yargı senin ağzına mı bakacak? Ne karar vereceğim diye. Şimdi böyle bir hukuk düzenini tanımayan anlayışın egemen olduğu ülkede maalesef andımızda itilir kakılır hale geldi. Bugün bir gazetede gördüm. Bir tarih hocası diyor ki bu tür değerlerin tartışılır hale gelmesi toplumun yönetimindeki ciddiyetsizliğin bir ifadesidir diyor. Zihninde kalan cümlesi aşağı yukarı bu. Gerçekten 19 Mayıs'ı kutlamalarına halkın engel olmak istersen, 29 Ekim'i kutlamalarına engel olmak istersen, 23 Nisan'ı tamamen neredeyse değiştirmeye kalkarsan ve andığımız gibi milyonlarca çocuğumuzu tek bir anlayış etrafında buluşturan ortak değeri yok sayarsan, Türkiye işte bugünkü bulunduğu noktaya gelir. 95 yıldan beri Türkiye Cumhuriyeti var. Ama 50'den demeyeyim. Ama 2002'den bu yana Cumhuriyeti yıkma konusunda da bildiğimiz kimliğini değiştirme, daha doğru ifadeyle bence budur, konusunda da ısrarlı bir siyasi iktidar var. Bu siyasi iktidar az önce söylediklerimizi yaptı. Ayrıca son iki konuşması hariç Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal diyor, Atatürk demiyordu. Son iki konuşması. Birisi bugün yayınlanan Cumhuriyet'le ilgili şeyi, evet, bildiriminde yahut açıklamasında. Bir de bundan yaklaşık 15 gün önce öğretmenlere külliyede yaptığı konuşma sırasında ağzından iki defa Atatürk çıktı. Mustafa Kemal işte, Atatürk. Oktay abi ne güzel işte, bir zamanlar aynı şahıs Anıtkabir'e gidip sap gibi durmak diyordu. Derdi. Şimdi tıpış tıpış gidiyor Atatürk'ün huzuruna, saygı duruşunda bulunuyor. Evet, evet. Atatürk demiyordu, Atatürk diyor. Demeye başladı. Benim gözlemlediğim ikincisini söyledi. Şimdi Türkiye'nin gerçekleri belli ki, yani bu halkın bu cumhuriyete bağlılığı, Atatürk devrimlerine olan bağlılığı belli ki siyasi iktidarın başındakileri de etkiliyor. Şunlara karşı durabilir misiniz? Tabii. Şunlara karşı durabilir misiniz? Tabii. Tankınız olsun, topunuz olsun, tüfeğiniz olsun. Bitmez ki bunlar. 81 milyon. Tabii, 81 tabii. Milyon. Doğru. Yani Türkiye'de çok cadde var, çok sokak var. O sokaklara bağlanan çok yan sokak var. Doğru. O sokaklara karşı durabilir misin? Bu insanlara karşı durabilir misin? İşte 2002'den bu yana diye alırsak demek ki 16 sene, 17. seneye giriyoruz. Den beri Türkiye Cumhuriyeti'nin şeklini değiştirme, asgari ifadeyle söylüyorum, niteliğini değiştirme konusunda bir çaba var. Evet. Buna yıkma demek de mümkün. O sonuç veremedi hala. Çok şeyi hırpaladılar. Doğru. Çok şeyi değiştirdiler. Doğru. İnsanların özel yaşamına müdahale etmiyoruz dedikleri halde birçok insanın özel yaşamına müdahale ettiler. Bütün bunlar gerçek. Ama Cumhuriyet'in hala varlığına ve sahiplerine karşı duramıyorlar. Böyle bir gerçeğin içindeyiz. Evet.
Ya şimdi anımızı konuşurken Türk kavramının üzerinden tartışılıyor dedik. Evet. Bakın mesela diyor ki dinimizde bir şey yoktur. Irk yoktur. Peki Yüce Allah kutsal kitabında biz sizi kavim kavim yarattık diyor. O ne? İkincisi andımız Türk'üm, doğruyum, çalışkanım dediği için yasaklanacaksa yine Cumhurbaşkanı kendisi bizim tek andımız var o da İstiklal Marşı demedi mi? Dedi. Evet öyle dedi. O daha beter onun bakış açısından. Bana yok, ırkıma yok, izmihlal diyen mısralar orada. Ne yapacağız şimdi? Evet. Ne yapacağız? O mısralar orada. Bir tanesi de bağırıyor televizyonda. Ver mehteri, ver mehteri. Ne andımızmış, andımız mandımız yok. Mehter marşına bak. Neslin neden, ceddin baban, hep kahraman, Türk milleti vermiştiler dünyaya şan. O zaman bu iş andımızda kalmaz ki. Ne mehter marşı kalır, ne kahramanlık türküleri kalır, ne istiklal marşı kalır. Yani böyle bir şey bu. Sonra millet kavramı. Millet kavramından biz ve Erdoğan takımı farklı şeyler anlıyor. Aynen öyle. Bakın anladıkları şu bence. Tabii şey yapmayayım size karşı ukala olmasın. Estağfurullah, estağfurullah. İslam milleti diye anlıyorlar onlar. Evet. O yüzden Erbakan'ın kurduğu partinin ismi Milli Selamet Partisi. O Ulusal Selamet Partisi değil. Değil, evet. İslam Selamet Partisi demeye çalıştığı evet. Adam utanıyor rahmetli. Sonra Milli Görüş. O evet. Milli Görüş, İslam Milli. Evet. Orada İslam milleti. O, onu kastediyor. Ümmilikten gelir o. Doğru. Evet. Yani. Evet, ümmetten gelir o. Ümmetten geliyor. Yani ümmetçi olduğu için bunlara karşı. Yoksa şeyi bizim gibi anlamıyor. Millet kavramını bizim evet. gibi anlamıyor. Ve bize onu dayatmaya çalışıyor. Yemezler. İşin açığı bu. Aynen öyle. Ondan sonra bir sürü şey. İşte yargı kararlarını tanımam. Tanırsın. Tanırsın yani. Şimdi ben bu anayasanın mahkemesinin bu kararını tanımıyorum dediği hı hı. zaman hakimler, savcılar, yüksek kurulu bilmem nesi, şusu busu FETÖ'cülerin elindeydi. Doğru. O zaman bunu söylemek kolaydı. Yok o zaman mıydı? Tabii tabii. Tabii. Sanki biraz daha sonraydı. Gündemde. Hayır daha önce o şeyden daha önce. Şimdi şöyle de bir şey var. Vay böyle yargı mı olur? Andımız için falan. Abi 4000'den fazla hakim, savcı FETÖ'cü olduğu için şeyden atıldı. Tabii meslekten atıldılar. Şimdi daha önce bizleri içeri atıyorlardı o FETÖ'cüler yargıdaki güçleriyle. Öyle. Şimdi bakıyorsun Amerikalı'nın kafasına İncirlik'te çuval geçiren TGB'lilere beraat veriyor. Niye kötü olsun bu? Andımızı serbest bırakıyor. Niye kötü olsun bu? Ha ama oradan o FETÖ'cü yargı tarafından kalan kalıntılar hala bir takım haksızlıklar yapıyorlar. Tabii tabii. Yani tamam da ben şeye takılıyorum. O FETÖ'cü yargı döneminde sesini çıkartmayanlar şimdi yargı bağımsız değil. Tamam kabul. O zaman niye bağırmıyorlardı? O zaman tamamen onlarla beraber. Tabii. Ondan. Yani. Doğru. Şimdi peki bu bu TGB'lileri ne yapacağız abi? Her taşın altından çıkıyor bunlar. Gidiyorlar Amerikalıların kafasına çuval geçiriyorlar. Gidiyorlar 29 Ekim'de ikinci meclisin önünde yürüyorlar. Yani neler neler. Onlar, ne yapacağız biz bunlarla böyle? Yo, onlar gayet iyi işler yapıyorlar. İyi mi? Çok iyi işler yapıyorlar. Onlar Cumhuriyet'e kanunlara göre bildiğim kadarıyla son derece saygılı bir şekilde... Ama ses sokaktan çıkacaksa sokakta, Anıtkabir'de bir eylem yapılacaksa orada. Her yerde biz varız diyorlar. O hareketlerine doğrusu çok sempatiyle bakıyorum. Ve iyi ki varlar diyorum. Özür dilerim. İyi ki varlar diyorum. Su iç abi. Cumhuriyet'in onlara bırakıldığına ilişkin Gazi Mustafa Kemal'in Atatürk'ün söylediklerine de tamamen uygun bir iş yapıyorlar. Aha, abi reis Anıtkabir'e gidiyor. Evet. Çelengi ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanı.
Yanında bakanlar var, komutanlar var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyorum. Ekranın bize burada. Göre solunda. Burada. Evet. Yanında bilemediğim birileri var. Evet. Ses yok mu arkadaşlar bu? Sesini de verin. Biz yine konuşuruz üstünde. İyi peki. Şimdi birazdan gidip Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesinin önünde saygı duruşunda bulunacak Sayın Cumhurbaşkanı. Meral Hanım da orada. Meral Hanım orada mı? Evet evet. Cumhurbaşkanı ne var arkasında? Meral Hanım bundan bir saat kadar önce 2. Meclis'in önündeydi. Törenlerin İstanbul'a kaydırılmasını protesto etti. Cumhuriyet'in başkenti Ankara'dır. Ankara'da evet, yapılmalıdır bu törenler dedi ama dedi. Cumhuriyet balosu falan her şey İstanbul'a taşındı. 3. Havaalanı'nın yeni havaalanının açılış törenine bağlandı. Binali Yıldırım orada evet. Evet. Hemen yanında. Binali Yıldırım orada. Bu sakallıyı çıkaramadım. Koruma falan mı acaba? Yok. Aa bakan o ya. Ya ne bakanı? Ne bakanı? Şimdi şey yapamıyorum ama. Abi ne hallere geldik? Bakanları tanıyamıyoruz. Evet. Yani ben hala gazeteleri gördüğüm zaman ha bu adam da bakanmış deyip zihnime nakşetmeye çalışıyorum. Çünkü tamamen yabancı isimler. Evet. Evet. Peki. Bir taraftan verelim, bir taraftan konuşalım Serkan. Yönetmeyin. Bir taraftan görüntüler kalsın, bir taraftan konuşalım. Böyle bir cumhuriyeti yıpratma var ama az önce abi senin çok şahane bir tespitin oldu. Artık Atatürk demeye başladı. Evet. Demek ki hayat ve Türk milleti onu bu tarafa zorluyor diye. Tabii tabii. Şimdi bakın başta neydi? BOP eş başkanıydı değil mi? Evet. BOP neydi? Bütün Büyük Orta Doğu birleşti projesiydi. Evet. Ona göre ne olacaktı? Devletler bölünecekti, biz de bölünecektik. Tabii. Ama sonra ne oldu? Hayat öyle bir yere getirdi ki dün Fırat'ın doğusunu vurmaya başladı Türk ordusu. Evet. Fırat'ın doğusunda kim var? PYD, PKK. Onlar kim? Barack Obama'nın deyimiyle Amerika'nın kara ordusu. Aynen öyle. Halbuki bunlar Amerika'yla 2 sayfa 9 madde gizli anlaşmaları imzaladılar. Hangisi bu? Abdullah Gül imzaladı. Abdullah Gül'ün Erdoğan da başbakandı. Hayır, o doğru. Dışişleri Bakanıydı. Doğru, yani evet. Birlikte değiller. Hayat insanı nereye sürüklüyor doğru. Değil mi? Aynen öyle oldu. Doğru. Yani böyle bir standart bir şey yok. 12 Eylül'deki askerle bugün Fırat'ın doğusuna operasyon yapmaya başlayan asker aynı mı? Değil tabii. Değil mi? Değil. Yani müthiş bir değişim geçiriyor Türk toplumu ve herhalde şey yapacağız, bu işlerin içinden çıkacağız gibime geliyor. Hele bu TGB gibi gençler oldukça. O gençler ayrı ve dinamik bir gücü Türkiye'nin, o çok önemli ama şimdi bu arkadaşımızın giderek... Arkadaşımız mı? giderek ciddi bir şekilde değişime uğradığı doğru. Şimdi onun iktidara gelmesinde çok büyük bir desteği olduğunu düşündüğüm Amerika Birleşik Devletleri'nin de kendisinden çok şikayetçi olması ayrıca gösteriyor durumu. Daha fazlasını uzatmaya lüzum yok ama evvelsi gün İstanbul'da 4 devlet başkanının toplanması ve aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nden hiçbir kimsenin sesin bulunmaması son derece açık bir gerçektir. Türkiye'nin az önce senin söylediğin gibi BOP Türkiye'sinden hangi noktaya geldiğini göstermektedir. BOP Türkiye'si dediğim zaman Tayyip Erdoğan'dan kasıtla söylüyorum. Ona atıfta bulunarak söylüyorum. Oradan hangi noktaya geldiğini gayet açık olarak göstermektedir. Evet. Şu çok önemli galiba. Bakın bir yerde bir dörtlü. Bu sakallı olan şey değil mi? Fidan. O mu? Bilmem onu. Ne işi var MİT Başkanı'nın? Bilmiyorum yani sanki ona benzettim. Evet. Protokolle MİT Başkanı orada durmaz. Olmaması lazım ama ben ona benzettiğim için söylüyorum. Neyse. Söylüyorum. Yapılan bu İstanbul Zirvesi'nden bahsettiniz. 4 devlet başkanı var aralarında Amerika yok. Yok evet. Aşağıya inin güneye, doğuya. Orada da 4 devlet başkanı var. 3 devlet başkanı var.
İran, Türkiye, Rusya. Evet. Orada da Amerika yok. İşte varız diye şimdi sesler çıkartıyorlar. Biz varız. Kafalarına devam. Bombayı yiyorlar işte. Biz varız, kavurda olacağız falan diye sesler çıkartıyorlar şimdi ama o aslında Trump'ın biz Suriye'de ne işimiz var, çıkmamız lazım dediği gerçeğini unutmamamız lazım. Halen kendi yönetimine sesini geçirebilmiş değil Trump. Evet, saygı duruşu başladı. Evet, Anıtkabir'de saygı duruşu bitti. Şimdi şeref defterini imzalamaya gidiyor değil mi? Evet, herhalde oraya bir şeyler yazacak. Bir şeyler yazacak. Ondan sonra da gidecek. Ondan sonra da İstanbul'a gelecektir o. Evet, orada şey için, tabii şeyi açmaya. Havaalanını açmaya. Havaalanını açmaya İstanbul'a gelecek. İsmi de belli değil daha havaalanının. Bugün telaffuz edecek. Abi, ismi belli onun. Yeni havaalanı değil mi? Yeşilköy'deki havaalanını oraya taşımayacaklar mı? Taşıyacaklar şimdi ama. Şimdi siz mesela Sarıyer'de otururken Beykoz'a taşınsanız Oktay Ekşi değil de Şaban bilmem ne mi diyeceğiz size? Tatlı. Şaban tatlı mı diyeceğiz? Dediğin doğru. Bence tabii o yeni havaalanında Atatürk olması bu farklı doğru. Bir şey değil ki. Tabii, taşınıyor. Bence, taşınıyor doğru ama bir süre ikisi de faal olacak malum. Belki onun da etkisi olabilir. Yani hangisine inecek uçak diye. Onları bilemiyorum artık. Teknik şeyleri var. Onlar zaten şimdiye kadar iletişim kurulmuştur. Şu havaalanını şu kodla, bu havaalanını bu kodla bulacaksınız falan denmiştir gibi geliyor bana. Yani bilerek söyleyeyim. Yani ayrı havaalanı diye düşünüyorsak eğer, o zaman bu Atatürk'se o da Gazi Mustafa Kemal havaalanı olur. Tabii ya, tabii. Mustafa Kemal Atatürk olabilir. Mustafa Kemal Atatürk olur. Mustafa Kemal Havaalanı olur. Yani olabilir tabii. Olabilir bence. Zaten öyle bir isim olması lazım ama bugün ne telaffuz edeceğini bilemiyoruz. Neyse. Ne koyarsa koysun. Zamanı geldiğinde biz gene ona Atatürk'ün ismini koyarız. Gerek ismini, gerekli olan ismi koyarız diyorsun. Gerekli olan ismi doğru. Koyarız. Yani sorun değil. Biz biraz şeyden panikliyoruz. Bir toplum hayatıyla bir insan hayatını aynı zannederek panikliyoruz. Halbuki insan hayatı, toplum hayatı içinde şu kadarcık bir zerredir. O kadar, evet. Koysun. Ne olacak? Kaç yıl o isimle yaşayacak o havaalanı? Sanki 3 yıl, 5 yıl, 8 yıl. 2 sene, 3 sene, 5 sene. Gidecek. Tabii. Böyle giderse hızla gidecek ve değiştireceğiz. Atatürk'ün adını yine koyacağız. Paniğe gerek yok. Tabii. No panik demiş, no panik. Amerikalılar yepyeni bir uçak yaptık demişler. Bunu ilk
uçuşunu işte Nevada çölünde yapacağız demişler. Bütün Arap şehirlerini falan filan toplamışlar. Satacaklar ya uçağı. Tabii malum. Uçağın özelliği şu. 4 tane motoru var. 4 motor da patlasa uçak sağ salim yere inebiliyor. Hadi canım demiş. Amerikalı pilotun yanına şeyh demiş, sen de bin bakalım. Bir Arap pilot binmiş. 95. yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarılarında bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun. Evet. Burada Cumhurbaşkanlığın yazdıklarında bir şey yine dikkatimi çekti, ona izin verirsen ifade edeyim. İlk defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hitap eden bir paragraf var şeyinde. Daha öncekilerde tamamen onu yok sayan, işte zafer evet. vesilesiyle buradayız vesaire filan türü laflar vardı. Bu defa o dikkatimi çekti, bilmiyorum. Bu devamlı demek mı? Ki toplum demek ki şöyle. Biraz daha yaklaş, biraz daha yaklaş evet. diye. Abi İzmir'de de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Çok da coşkulu olacağı bekleniyor. Özgür Saymaz arkadaşımız İzmir'de. Hemen bir bakalım. Özgür, ne var ne yok İzmir'de? Neler oluyor, neler olacak? Elbet şimdi birazdan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl kutlamaları dün Cumhuriyet emniyet ve saadetin tipili olan prensiplerle üstüne... Evet. Seste bir sıkıntı var. Tekrar bağlanırız. Demek ki şöyle oluyor. Evet tabii. Yani. Tabii. Oluyor, olsun da. Yalnız ben şunu fark ettim Oktay abi, siz ne dersiniz? Şu son 95 yılda, 100 yılda diyelim, bir şey kendisini iyice gösterdi. Cumhuriyet fazilettir. Nokta. Yani. Bakın, Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten uzaklaştığımız sürece cinsel tacizler, çocuklara tecavüzler, şiddetler, yolsuzluklar, yağmalar, bilmem neler. Ama Atatürk döneminde mesela köy enstitülerinde kız, erkek hep birlikte, var mı bir tane örneği? Yok. Bir havuz yavuz davası oluyor. Canını okuyorlar adamın. Doğru. Ben hatırlamıyorum. Topçu İhsan Bey'in mahkum olduğu davadır. Havuzun Yavuz Sırrısı'nın tamiri vesilesiyle çıkan bir davadır. Ve dediğin gibi o zamanki münakalat vekili olması lazım. Topçu İhsan Bey'in mahkumiyetiyle biter. Bak. Atatürk sevgisi bu işte. İki büklümler ama birbirlerine dayana tutuna çıkıyorlar işte. Evet. Vermişler bak, kararı. Kararı vermişler. Ha bakalım. İkisi de bastonlu. Hadi efendim. İkisi hadi de bastonlu. Ama. İşte geldiler. Bak Atatürk. Çok güzel. Huzuruna kadar geldiler. Müthiş bir şey. Böyle birbirlerine de sarılmış halde. Dayanışmayla işte. Cumhuriyetçidir. Dayanışma. Yani onu söylüyorum. Cumhuriyet fazilettir. Sözü boşuna söylenmemiş demek ki. Tabii. Tamamen zihniyetin değişmesi, Osmanlı'nın o yolsuzluklara açık, her şeyi berbat etmiş olan çürümüş devlet yapısından
tamamen yepyeni bir devlet yapısını ama yepyeni bir anlayışa geçmenin ifadesi o. Bu sırada da bazı gazetelerde görüyorum, Cumhuriyet Rönesans'tır diye. Doğru, Cumhuriyet her açıdan Türklerin Rönesans'ıdır ve yönetimle ilgili zihniyetin A'dan Z'ye değiştiğinin ifadesidir. Hesap verme dönemi, az önce sen Topçu İhsan Bey'e atıfta bulunarak söyledin. Hesap verme dönemi Cumhuriyet'te çok açıktır. Tek parti dönemidir, doğru. Arada Serbest Fırka, Terakkiperver Fırka gibi ufak tefek çok parti denemeleri var ama tek parti dönemidir, doğru. Ama hesap sorma, hesap verme, hesap verilebilirliği hayata geçirme konusunda çok ısrarlı, kararlı ve uygulamalıdır. Şimdi ihale kanunu 100 küsur defa değiştirilmiş bir Türkiye'de konuşuyoruz biz bunları. Yani her türlü yolsuzluğa açık hale gelmiş bir Türkiye'de konuşuyoruz bunları. Osmanlı dönemindeki anlayış sonuç olarak bu iktidar döneminde geri geldi. Yani hesap vermeden, yandaşlara pekala çalma imkanı vererek ülkeyi yönetme dönemi tekrar geri geldi. Bunların hepsi az önce senin 3. Havalimanı ile ilgili olarak söylediğin gibi 3 sene 5 sene devam eder. Doğrudur. Bir şey demiyorum. Belki sürmez bile. Sürmez bile belki. Ama sonunda değişir ve tekrar aslına, doğru olan noktaya bunların tamamı irca edilir ve yaşamımızı o surette sürdürürüz. Benim kanaatim bu. Onun için bazı dostlarımın karamsarlığını gördüğüm zaman hiç katılmadığımı söylüyorum. İşte bu. Hiç katılmıyorum. Çünkü insan aklı ister istemez ortak sağduyuda buluşur. Toplumların sonunda vardığı adres sağduyunun egemen olduğu adrestir. O nedenle 3 sene, 5 sene, 2 sene, belki 1 sene, belki 6 ay, belki bilemiyoruz. Yani evet. Belki daha kısa. Ama bir tarihte bu değişecek ve tekrar Cumhuriyet'in o senin fazilet kelimesiyle ifade ettiğin temel değerlerine Türk toplumu irca olacak ve onu yaşayacaktır. Ama evet. Bilmiyoruz ne zaman olacak. Yakındır. Belki yarın, belki yarından da yakın. Zaman zaman bunu söylüyorum. Ben de aynen senin söylediğini söylüyorum. Belki yarın, belki yarından da yakın diyebildiğimiz sözü söylüyorum. Bak. Yine geldiler onlar geldiler, değil mi? Geldiler içeriye. Aslanlar. Oktay abi birkaç dakika reklam aramız var. Tamam sonra devam edeceğiz. Oldu. Arkadaşlar birkaç dakika izin. Reklamlar. Reklamlardan sonra devam. Evet, Televizyon Gazetesi devam ediyor. Oktay Ekşi ile birlikteyiz. Oktay abi devam ediyoruz. Bizim çok hoşumuza giden bu teyze ile amca, izleyicinin de çok hoşuna gitmiş. Bir sürü mesaj var onun anlamda. Bir tanesi diyor ki mesela, atamızın huzuruna Anıtkabir'e giden teyze ile amcanın görüntüsüne bayıldık. Çok tatlılar demiş. İnsan güzelleşiyor güzel bir iş doğru, yaptığında doğru, değil mi? Doğru. Şimdi biz de biraz kendimize pay çıkaralım. Ulusal Kanal bundan 18 yıl önce bugün kuruldu. Bugün yayın hayatına başladı. Yani bugün bizim de yaş günümüz. Yaş günde. 18'lik bir delikanlı olduk. Evet. Bundan sonra daha yükseğe atlayacağız. Daha hızlı koşacağız. Daha güçlü yayın yapmaya çalışacağız da. Şu aralar biraz başımız dertte. Bu TürkSat'ın uydu kirası birikmiş borcunu... Tabii adam isteyecek yani, normal. Orada bir itirazım var ama kimsenin dinlediği yok. Mesela çok büyük bir holding televizyonundan da aynı parayı, aynı kirayı alıyorsunuz. Benden de. Bu neye benziyor? Son model bir lüks arabada aynı fiyata benzin oluyor. Benim gariban 10 yaşındaki şeyim de, düldülüm de aynı fiyata benzin oluyor. Yani bunu hiç olmazsa reklam gelirlerine göre, bilmem neyine göre sınıflasanız da bu büyük büyük çünkü.
Neyse ödeyeceğiz, ödeyeceğiz ama para yok. Biz para olmadığı zaman patron para gönder diyemiyoruz. Bizim patron izleyici, doğru, ulusal gönüllüleri. Onlara başvuruyoruz. Yalnız arkadaşlar bakın 29 Ekim bugün. 29, 30 Ekim mu çekiyor? 30, 31 öyle bir şey bile unuttum. Bakayım şimdi. Hemen. 29 Ekim, 31 Ekim. 29, 30, 31 Ekim. 3 gün var. Ve yarısına falan ulaşamadık daha. Bu seferki gelen tebligat ödeyin mödeyin değil. Tamamını ödemezseniz yayınınızı keserim diyor. Oo. Keserim diyor yani biter diyor. Karanlık olur diyor. Ekran mekran kalmaz diyor. Yani tercih sizin. Şunu tercih edecek. Oktay Ekşi'yi başka bir ekranda görebiliyor musunuz? Yok. Değil mi? Bir tek burada var. Ben Oktay Ekşi'yi görmek istemiyorum kardeşim. Bana ne Oktay Ekşi lan? Diyebilir misiniz ya? Elimizde 20 tane Oktay Ekşi yok ki. Rica ederim ama yani sağ ol. Hayır bu bir tercih meselesi. Doğru. Ben Halil Nebiler her gün seni izliyorum. 1 Kasım'dan sonra izleyemeyeceksin. Başka yerde de yok. Beni kim çıkarır başka yerde? Yok. Kim konuşturur? Kimse konuşturmaz. Burada bile susturmaya çalışıyorlar. Kaç kere basıldı bu kadar? 12. yılımdayım. 8 kere basıldı. 3 tane genel yayın yönetmeni gitti. Yani takdir sizin. Bakın. Bu sabah masamın üstünde bir küçük bir paket buldum. Kargo. Açtım. İçinden bu kutu çıktı. Bu kutu. Baktım bir yazı falan vardır. Nedir? Yok. Kutunun ambalajını açtım. Şu çıktı. Bu. Ne bu? Nedir o? Bir çift küpe. İlginç. Bir çift küpe. Bir kırmızı kurdeleye bağlamış. Benim adımı yazmış kargonun üstüne. Ulusal kanala göndermiş. Sadece bir isim var. Yıldız Karahan. Evet. Aydın'dan gelmiş. Kimdir nedir bilmem. Ama küpesini göndermiş. Ulusal kanala bu destek için öyle evet. mi? Çok güzel bir şey. Şimdi bir şey daha var. Perşembe günü Facebook var ya Facebook. Oradan bir mesaj geldi. Taylan diye bir arkadaş. Amerika'da yaşıyor. Hatta geçen yıl, önceki yıl burada bir dostumla program yapıyorduk Adnan Bulut'la. Abi ben sana WhatsApp'tan atayım bu bilgiyi dedi. Benim WhatsApp'ım yok ki dedim. Niye dedi? Senin telefonun akıllı telefonu değil dedim. Bir akıllı telefon kaç para? Dünyanın parası. Doğru. Yok dedim ya ben. Telefonu, Allah Allah. Sırf telefon olarak kullanıyorum. Bir hafta sonra bir mesaj geldi. Abi Amerika'dan geliyorum. Seninle tanışmak istiyorum. Görüşebilir miyiz? Olur dedim. İndikten sonra bir mesaj daha attı. Abi ben şu oteldeyim. Seni nerede bulurum? Ben gelirim dedim. Oturduk lobide çay içtik. Cebinden bu telefonu çıkarttı. Aa, Bakın 2 senedir bu telefonu kullanıyorum. Aynı çocuk, Taylan. Abi dedi, bilmem ne aracılığıyla ulusal kanala destek için $100 gönderiyor. Aferin. Şimdi Tayyip Erdoğan kızacak. Ama Amerika'dan Türk parası gönderecek hali yok çocuğun. $100 gönderiyorum dedi. Çok ben de cuma günü akşam üzeri gittim çektim. Şimdi bu ikisini biraz sonra yayın bitince genel yayın genel müdürümüz ve yönetim kurulu başkanımız Adnan Türkkan'a teslim edeceğim. Emanetiniz yerine ulaşacak merak etmeyin. Türkiye'nin dünyanın neresinden gönderirseniz gönderin. Ne gönderirseniz sadece ulusal kanalın bu borcunun kapatılması için kullanılacak. Bundan emin olun. Hani az önce dedik ya hesap verilebilirlik dönemi. Ulusal kanal
Cumhuriyetin yıl dönümünde kurulmuştur. Cumhuriyet ilkelerine sonuna kadar bağlıdır. Onun için mücadele etmeyi kabul etmiş ve onun için mücadele eden bir kanaldır. İçiniz rahat olsun. Ama benim içim rahat değil çünkü sadece 3 gün kaldı. 3 günde ne yaparsanız yapacaksınız. Bilmem ne yaparsınız. Ama buyurun yapın. Abi sizin söyleyeceğiniz var mı bir şey? Var. Bu Cumhuriyet'in hem yıl dönümünde kurulmuş bir kanal hem de Cumhuriyet'i tüm hücrelerine kadar savunan bir kanal. Böyle bir kanalın yaşaması konusunda izleyicinin kendisine düşeni yapmasını beklemek hakkımızdır ama geriye doğru baktığımız zaman özellikle Sakarya Savaşı öncesinde ve Dumlupınar öncesinde Türk halkının varlığının %40'ını devlete bağışladığı bir dönem vardır bizim tarihimizde. Tekellüf-i Milliye döneminde. Ulusal bir değeri koruma konusunda bu ulusun gerçekten kendisine düşeni fazlasıyla yaptığına ilişkin zihnimizde örnekler var. Ben ulusal kanalla ilgili olarak da izleyicilerin her türlü fedakarlığa hazır olduğuna inanıyorum. O üç günü çok iyi değerlendirmelerini hem bekliyorum hem istiyorum hem de çok ulusal kanalın yaşaması konusundaki katkılarıyla çok büyük bir hizmet yapacaklarına da inanıyorum. Peki. Teşekkür ediyorum abi. Biraz önce bir İzmir'e bağlandık. İzmir'deki kutlamalar için bir ses sorunu çıkmıştı. Öyle mi? Sorunu halletmişler. Özgür Saymaz hazır galiba. Hazır mı arkadaşlar Özgür? Özgür biraz önce bir sorun çıkmıştı. Tekrar verelim istersen. En başından verelim İzmir'de neler oluyor diye. Şimdi kutlamalar Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl kutlamaları dün itibariyle Cumhuriyet Meydanı'na çelenge başladı. Bugün olmadı. Şundan olmuyor arkadaşlar. Bu internet üzerinden yapılan bir yayın. 4G canlı yayın. Öyle mi? Tabii. Geniş bant internet. Etrafında çok internet kullanıcısı varsa bu yayına etki edebiliyor. İki, yani dededen kalma kamerayla bilmem ne sistemini kullanmaya kalkarsanız olacağı budur. İşte o yüzden size pamuk ellerce veriyoruz. Arkadaşlar bakın işin doğrusunu konuşalım. Şimdi ben kalksam gitsem, benim de bir sürü tanıdığım var. Zengin olanlar var, milyarder olanlar var. Baba desem at bakalım bir şey, atar. Ama yarın öbür gün o adam bir halt yediğinde biz sesimizi çıkaramayız. Tabii. Bağımsızlık böyle kaybedilir. Doğru. Borç yiyen kesesinden yer. Biz sadece halkımızdan alırız. O kadar. Hepsi bu. O yüzden görev tamamıyla sizin. Değil mi Harun? Ya, elbette abi. Aslanım Harun. Şimdi Türkiye'de başka şeyler de var. Cumhuriyet Bayramı'nı yine şey yapacağız, konuşacağız da. Mesela şu Suudi Arabistanlı gazete. Bak ne güzel görüntüler abi. Hoppa. Bu İzmir mi? İzmir büyük ihtimalle. Ağaçlardan falan. Neresi? Vatan Caddesi. Vatan Caddesi. Vatan Caddesi'ndeki görüntüler. Haydi be efeler.
Yok, bugün İzmir'le yapamayacağız galiba bu işi. Ama çok da güzel Karadeniz oyunları oynuyorlar yani. Bu şeyi diyordum. Kaşıkçı cinayeti. Evet. Ne ifade ediyor senin için? Kaşıkçı cinayeti bir dikta yönetiminin sonunda neye varacağını ifade ediyor. Başka bir şey ifade etmiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bu Suudi Arabistan'da devrim yapıyor falan diye baktığımız ilk yıllarda kadar. İlk görüntüleri son derece bana sempatik gelen genç veliahtın bir cinayete tertipçi olarak bulaştığını ortaya koyan bir olay. Çeşitli yayınlardan izlediğime göre bu zat, bu Muhammed bin Selman, öyle hatırlıyorum ya. Bu genç babasından veliahtlığı aldıktan sonra son derece katı, son derece acımasız bir yönetim şekli kurmuş Suudi Arabistan'da. Ben Suudi Arabistan konularını öyle yakından izleyenlerden değilim. Sempatim de olmadığı için pek de gördüğüm zaman üstünden atlayarak... Sevmem de olsun. Sevmiyorum. O yüzden de üstünden atlayarak bakarım ama ister istemez bu olayda yayınlananları takip etmek zorunda kaldım. Kadınlara verdiği şeyle, araba kullanma özgürlüğüyle Batı dünyasında ve Türkiye'de de aydın kesimlerde bir sempati uyandırmıştı bu genç adam. O statlara da girebilirler dedi, lütfetti. Evet. Yani. Sinema seyredebilirler, statlara girebilirler filan dedi. Bunlar orada bir açılım olduğunu, bir çağdaş bakış olduğunu düşündürttüğü için bana sempatik gelmişti. Ama bu vesileyle öğrendim ki sadece kaşıkçı yahut kaşıkçı yahut kaşugi değil. Üç veya dört, yanlış ifade etmek istemiyorum. Muhalifi daha bundan önce halletmiş. Tabii, çok daha fazla. Prenslerden hallettiği oldu, diplomatlardan prensler, hallettiği oldu. Şeyleri, birçoğu prens olan çok zenginleri içeri attığını biliyoruz. Evet. Onları devlete para vermelerini sağlayarak serbest bıraktırdığını da biliyoruz. Böyle marifetleri var. Yani hukuk öyle yargıymış. Sen suistimal yaptın, yargılandın da mahkeme bu kararı verdi filan diye bir meselesi yok. Çok da umurunda değil. Değil umurunda. Sen şu kadar milyar dolar devlete öde, çık diyen bir zihniyet. Onun için bunun bu cinayete katıldığına ben şahsen %100 inananlardan biriyim. Ama işin aslında Suudi Arabistan'da muhalif olmanın ne büyük bir bela açabileceğini insanın başına gösteren çok açık bir gerçek çıktı bu vesileyle. Ötekilerden öyle zannediyorum ki kolay kurtulmuş olmanın pervasızlığıyla bunu yaptılar. 15 kişiyi buraya iki uçakla gönderdiler. 18'miş toplamda. O sanıyorum ki şeyden ben başkonsolosluktan 3 kişiden zannediyordum o 3 kişiyi. Ama bir de şeylerle, tarifeli uçaklarla gelenler varmış. Hı hı. Belki onlardır. Onlar evet. Mı? Toplam 18. 18. 18 kişiyi gönderiyorsun bir adamı öldürtmek için. Nerede? Kendi devlet dairende. O devlet dairesi herkese kapısını açık tutması gereken bir yer. Hangi Suudi Arabistan vatandaşı eğer zihninde bir kuşku var ise o devlet dairesinin yani başkonsolosluğun kapısından huzurla girebilir ve huzurla çıkabilir artık. Böyle bir şey yok. Orası bir cinayet mahalli oldu. Cinayet mahalli devlet tarafından tertiplenmiş bir cinayetin işlendiği yer olduğu için de herkes açısından kapısının önünden korkarak geçebileceğim içeride ancak bir şekilde güvence nasıl verilebilir, nasıl alınabilir onu bilemiyorum. Bir sağlam bir güvence aldıktan sonra içeri girilebilecek bir yer haline geldi. Bu bir devletin siciline düşebilecek en ağır,
en kötü, en tanımlanmasında zorlanacağım kadar iğrenç bir sabıkadır. Vallahi Suudi... pek de öyle değil gibi geliyor. Niye? Sanki bana. Şundan Amerika yok diyor, ben bunlara silah satmak zorundayım. Avrupa, Fransa mesela, İspanya yok diyor, biz bunlara silah satmak zorundayız. Biliyorum. Çöl Davosu dedikleri bir yerde gidiyorlar. Bu katil devletle, bu Suudi Arabistan devletiyle 56 milyon dolarlık... Milyar dolarlık anlaşma imzalayabiliyorlar. Doğru. Şimdi... hani Rönesans, şimdi, hani Batılı değerler, hani Avrupa Birliği değerleri, hani bize dayattıkları kriterler? Bu dediklerin manevi açıdan son derece yerinde itirazlar ama... bir adam eğer çok zengin ise ama aynı zamanda da bir sürü ahlaksızlığın içinde ise sen bu adamın zenginliğini yok sayamazsın ki. Onun alışveriş yapması vesaire konusunda ne kadar sen elini bağlarsan bir başkalarıyla yine o alışverişini sürdürür. Şimdi yaşanan devletler bazında bu gerçek. Bazı devletler, Almanya gayet net davrandı. Evet. Son derece açık bir şekilde Bayan Merkel, ben bunlara artık silah satmıyorum dedi. Ne kadar sürdürür bilmiyoruz ama satmıyorum dedi. Diğerleri sen saydın, İspanya, Fransa, Amerika Belçika vesaire. Onlar rahatlıkla satarlar ve satacaklar belli. Ama bu Suudi Arabistan Devleti'nin katil bir devlet olduğu gerçeğini ortadan kaldıracak bir şey değil. Benim sözünü ettiğim o niteliğe, artık o şekilde anılmaya layık hale gelmiş bir devletin sicilinden söz ediyorum ben. O sicilin ne kadar iğrenç olduğundan söz ediyorum. Şimdi kral, o da Salman değil mi? O da Salman. O oğlunu korumak için herhalde elinden geleni yapacaktır. Gerçi lafzen her türlü gerçeğin ortaya çıkması için kendine düşeni yapacağını söyledi. Doğru. Ben de inandım. Acayip inandım. Sen de benim kadar inanmışsın, anlaşılıyor. Doğrudur. Dün başsavcısı gelmiş olması lazım Türkiye'ye. Ne yaptığını bilemiyoruz. Ben o göremedim gazetede. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyla buluştular. Bugün buluşmuş. Bugün mi buluşuyor? Evet. Bugün buluşsa falan, onların çok ciddi bir şey olduğuna kani değilim ben. Çünkü Suudi Arabistan'da hangi yargı var? Ya ne kadar adil bir sonuca ulaşır o yargının yaptıklarıyla ulaşırlar. Böyle bir şey. Bunları tamamen boş laf olarak düşünüyorum. Ama bu 18 kişi tutuklandı orada. Tabii, çünkü Salman'ı, yani Prens Salman'ı, Veliaht Salman'ı kurtarmaları lazım. Peki bu ne anlama geliyor? Bakın abi, şimdi aklıma ne geldi bunların tutuklandığı haberini görünce? Bir savcı vardı Türkiye'de bir zamanlar, böyle falan dolaşırdı, konuşurdu. Şu Zekeriya Özder mi söylüyorsun? Evet. Anladım. Bir hakim vardı, Özese diye. Öze, evet, o da vardı, doğru. Değil mi? Böyle hakimler, savcılar, yargıçlar vardı. Doğru. Gezi olayları sırasında insanların üstüne daha fazla gaz sıkın, o gaz mermilerini kafalarına atın diyen polis müdürleri vardı. Doğru. Onlar da Fethullahçı çıktı içeride. Aynen öyle. Özeseler de içeride. Doğru. Özler firarda, bilmem ne. Şimdi bu 18 kişinin Suudi Arabistan'da tutuklanması aklıma şunu getirdi. Sen devletin görevlisi ol. Yasa ne diyorsa onu yap. Onun dışında bir şey yapma. Suudi Arabistan'da da olsan, Türkiye'de de olsan. Öyle yapmadığın zaman keser dönüyor, sap dönüyor, gün geliyor hesap dönüyor. Bak, adamlar içeriye girdi. İlk kurban onlar oldu. Onlar şu anda zahiri kurbanlar. Ben onların kurban olarak kalacağına kani değilim. Ha, olabilir, bırakabilirler. Ama başına bir şey gelen ilk kişiler tetikçiler oluyor. Yani Veliaht Salman'ı kurtarmak için 18 kişiyi attılar. Şimdi o 18 kişi bir uçağı nasıl tutar?
özel iki tane özel uçağı nasıl tutarlar? Maaşlarından para vermişler. Maaşlarından para verdi. O şey bir araya nasıl gelirler? Nasıl başkonsolosluğa aynı tarihte girerler? Aynı birlikte bir cinayet işlemini eylemini gerçekleştirirler ve hep birlikte geri dönerler. Abi ne kadar fesat adamsınız ya. Tesadüf işte. Tesadüf. Tesadüfün iğne deliği. Yani bunun bir talimat olmadan, devletin imkanları kullanılmadan, devletle başkonsoloslukla işbirliği yapılmadan gerçekleşmesi mümkün değil. Bu konuda kim ne derse desin, ancak kendi yalancılığını ortaya çıkartır bu dediklerimden farklı bir şey söylüyorsa. Sonuç olarak Salman, yani Veliaht Salman, bunun bedelini bir şekilde ödeyecektir. Ne şekilde ödeyecektir onu bilemiyorum. Ama o 18 kişi kendileri suçu bizzat işledikleri için içeride kalmaları gerekir, doğrudur. Ama Salman'ın da başına önce veliahtlıktan uzaklaştırılarak. Kral olma ihtimali bitti onun. Bilmiyoruz. Veliahttı, kral olma ihtimali bitti. Yani şu anda halen var o ihtimal. Öyle konuşuluyor. Ya hayır ama yani babası ölse kral olacak olan o. Babası 3-5 gün daha yaşasın zor olur. Şimdi benim de oğlum böyle bir şey yapsa ben de çakarım iki tane. Ne yapıyorsun lan derim. Çekil bakayım kenara derim. Dersiniz, her babanın yapacağı işte bu. Ama yani bu Suudi Arabistan'da... Benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Güzel. Ben oğlumdan eminim. Güzel, o da güzel. ama Suudi Arabistan'da bunun nasıl döndüğünü, dönebileceğini bilemiyoruz. Evet. Yani demokratik bir yönetim, açık bir yönetim olmadığı için... Aslında demokrasi de çok fazla kafamda oturmuyor, şundan oturmuyor. Yani... O sizin kafanızdakini söylemiyorum. İran mı demokratik, Suudi Arabistan mı demokratik? İkisi de benim zihnimde değil. İran biraz daha meclisi olan bir yer. İran'a ambargo var. Buna para yağıyor. Tabii tabii. Ne bu? İran'a ambargo işte. Ha. 4 Kasım'da başlayacak evet. Asıl ambargo. Evet, gram petrol sattırmam sana diyor. Sen kimsin? Ama orada katil bir devlete... 56 milyar şey yağıyor. Evet. Alışveriş yağıyor. Evet. Öyle. Öyle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki oyunlarının, ki sırf Orta Doğu değil, başka ülkelerde de çok örneği var ama Orta Doğu'daki oyunlarının ne kadar iğrenç sonuçlar verebileceğini hep görüyoruz. Ve Suudilerle de bu işbirliği özellikle bu cinayetten sonra bütün çirkinliğiyle ortaya çıktı. Evet. Göreceğiz bilmiyorum yani çok fazla bir şey söylemek mümkün mü bilemiyorum ama Kaşıkçı cinayeti Suudilerin yüzündeki perdeyi tamamen herkesin görebileceği şekilde aldı ve gerçek çehreleri hep artık görür hale geldik. Evet. Bir başka yönü var Suudilerin. Mesela cinayetin ortaya çıkmasından hemen iki gün sonra Amerika'ya 100 milyon dolar ödedi. PKK-YPG'ye Suriye... Ha, o silahların bedeli olarak. Silahların bedeli doğru, olarak. Doğru. Daha önce de PKK'ya maddi yardım yapmıştı. Yani bizimle doğrudan bir başka şeyi de var. Kavgası da var. Kavgası da var. Tabii. Bir başka kavgası da şu konu üzerinden var. İhvan'ı terör örgütü olarak kabul ediyor Müslüman kardeşleri. Evet. Ve Suudi Arabistan'dan kaçan ne kadar ihvancı varsa İstanbul'da. İstanbul bir konuyu çok iyi bilen bir dostumun söylediğine dayanıyorum. Hüsnü Mahalli'nin. İstanbul diyor ihvancıların Kabe'si oldu. Kaçan buraya geliyor. Allah Allah. O Kaşıkçı da o yüzden İstanbul'a gelip gidiyormuş. Onun da ihvanla ilişkisi olduğunu biliyoruz. Doğru. Yani doğru. Tabii. Şimdi bir de ihvan üzerinden kavga var. Evet. Bir başka kavgada Amerika İran'a saldırmak istiyor ama Suudilerin parası ve silahıyla bir Orta Doğu NATO'su kurduruyor Suudilere. Evet, şimdi böyle bir çabaları var. Şimdi her taraftan takıştığımız bir devlet bile. Çok da üzülmüyorum takıştığımız için. Suudilerle. Evet. Bence de ben yani aslında
bir düşman olmamak her zaman daha iyidir ama eğer düşmanlık varsa da çok öyle dert edinilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ben de. Böyle düşmana insan gönlü rahat saldırır. Evet. Yani bir, dün önemli bir şey oldu bana kalırsa. Şu Yeni Şafak'tan verebilir miyiz Serkan? Fırat'ın doğusu dövülmeye başlandı. Dövülmeye başlandı. Neden önemli? Çünkü doğru. Amerika'nın yığınak yaptığı bir yer. Şöyle diyor Yeni Şafak'ın şeyi bu. Suriye'de terör devletine asla izin vermeyeceğini ilan eden Türkiye, dün Fırat'ın doğusundaki Zor Magar köyünde PKK-PYD hedeflerini vurdu. Sınır hattındaki topçu bataryalarının saat 11'de başlayan ateşi 3 saat sürdü. Mehmetçik ve Öso, Tel Abyad, Aynel Arap ile aynı anda Münbiçe'de müdahale edecek. PKK 2015'te işgal etmişti burayı. Sacır, Cerablus, Tel Abyad hattında tüm hazırlıklar yapılmış. ÖSO liderleri Tel Abyad, Aynel Arap ve Münbiç'e eş zamanlı müdahale edileceğini söyledi. Zor Magar, Türkiye'nin kararlılığını göstermek için vuruldu. Münbiç'te panikleyen PKK'lılar yüzlerini kapatarak dışarıya çıkıyor. Elebaşlarının sokaklara asılan resimleri kaldırılıyor imiş. Evet. Eski Genelkurmay Başkanı, şimdiki Milli Savunma Sekreteri Bakanı sekreterler de dersler doğru. Bakanlıklar artık şey bir kabine olmadığı devlet için devlet sekreterliği. Yani çok da yanlış bir şey söylemedim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunda ve bölgemizde Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma, hiçbir oldu bittiği asla müsaade edilmeyecektir dedi. Evet. Üstelik de tam 29 Ekim'den bir gün önce vurduk. Bir anlamı var mı onun bilemiyorum. Belki vardır. Başka bazı şeyleri de böyle önemli günlerin hemen öncesinde ya da gününde yapıyoruz. Belki ben şahsen dikkat etmediğim için. Bunlar mesajlar çünkü. Efendim? Bunlar dünyaya verilen mesajlar. Olabilir yani. Bunu diplomaside böyle bir uygulamanın olduğunu biliyorum. Adet doğru. Vardır. Doğru, doğru. Vardır da ben şahsen dikkat eden birisi değilim ona. Oktay abi mesela bu NATO'nun yaptığı çok büyük bir tatbikat var ya. Hangisi? Çok şu anda devam ediyor. Binlerce, 30 bin mi, 40 bin mi ne askerle yapılan bir tatbikat. Evet. Rusya'ya gözdağı olarak yapılan bir tatbikat. Başlama tarihi 17 Ekim. Yani Ekim devrimi. Ekim devrimi. Bitiş tarihi daha önce Rusların kullandığı takvime göre 17 Ekim devriminin bitişi. Öyle mi? O ilginç. Bunlar özellikle dikkat edilen şeyler. Doğrudur. Yani böyle bir uygulamanın olduğunu biliyorum. Ama ben şahsen dikkat etmemiştim. Doğrudur. Peki birçok insan yok canım Amerika'dan izin almadan vuramaz orayı bilmem ne falan diyordu. Vurdu. Ne olacak şimdi? Valla onu diyenler kendileri herhalde bir şeyler icat etmişler. Bu Fırat'ın doğusu Türkiye için ciddi bir sorun. Türkiye'nin geleceği açısından da çok önemli bir tarafı var. Ayrıca biz burada İçişleri Bakanı dün 18 tane PKK'lı öldürdük yahut 20 tane PKK'lı öldürdük yahut 5 tane öldürdük diye açıklamalar yapıp duruyor ama PKK'nın şeyde Kandil'in dışına çıkıp ta Fırat'a kadar geldiği bir gerçek. PYD'ye dediklerine ben de inanmıyorum. Evet. Aslında oranın PKK olduğuna ben de inanıyorum. Ve orada büyük bir alanı PKK'nın artık işgal etmekte olduğu, işgal ettiği ve hükmü altında tuttuğu açık bir gerçek. Evet. Oraya top atışı yapıldı dün. Doğru. Cumhurbaşkanı da bu konuda zaten daha önce birkaç kere uyarıda bulunmuş idi. Hatta Sincar'a da gelirlerse biz orada orayı da mahvederiz filan demişlerdi. Bugün Sincar'da PKK'nın varlığı alenen ifade ediliyor. Bizim Kandil'i Sincar'a taşıdılar. Evet. Efendim? Kandil'i Sincar'a taşındı. Evet evet. Kandil Sincar'a taşındı. Yahut en azından öyle görünüyor bize. Hı hı. Ve orada PKK'nın çok geniş bir şekilde güçlü göründüğü Amerika Birleşik Devletleri'nden alınmış silahlarla ve sen söylüyorsun haklı olarak Suudilerin açık desteğiyle güçlü bir hale geldiği de ortada. Evet.
O nedenle Amerika'dan izin alma almama meselesinin artık geride kaldığına kanayım ve Türkiye'nin de üzerinde o olayı çözmek gibi çok ciddi bir sorumluluk olduğuna şahsen ben de inanıyorum. Bu başlayan topçu atışıyla olayın devam etmesi ihtimali bana ciddi bir ihtimal gibi görünüyor. Yani karşılıklı şeyler. Anladım ama bana biraz şey gelen, havada kalan bir taraf var gibi geliyor. Şöyle, Elbap Fırat Kalkanı operasyonuyla temizlediğimiz ve hakim olduğumuz alan yaklaşık 3-4 bin kilometre kare. Evet. Zeytin Dalı'yla yaptığımız, temizlediğimiz alan yaklaşık 2000-2500 kilometre kare. Ama Fırat'ın doğusu dediğimiz PKK'nın hakimiyetindeki bölge neredeyse Suriye'nin 1/4. Evet. Binlerce kilometre kare. Doğru. Şimdi bizim Türk ordusu olarak tek başımıza orayı temizlemek bilmem ne. Ha yaparız ama hem maliyeti yüksek, hem doğru, zaman çok alır, hem çok akıllıca değil. Doğru. Ne yapmak lazım? Rusya zaten destek verecek. İran belli ölçüde destek verir. Ama bu iş asıl Suriye ordusunun işi değil mi? Doğru. Suriye'ye, kardeşim sen gir biz de buradan yardım edelim desek. İyi de Tayyip Erdoğan hala Suriye'nin Cumhurbaşkanı'yla yan yana gelmeyen, onu tanımayan, onu katil olarak ilan eden bir devlet başkanı. Ama nasıl olacak o zaman? İşte bilmiyorum yani bir şekilde. Gerçi Tayyip Erdoğan Beşar Esad'la ilgili olarak söylediklerini biraz değiştirdi biliyorsun. Evet. Artık Suriye halkının tayin etmesi gerektiğine razı oldu. Evet. Daha önce onu da tanımıyordu. Ona razı oldu. Sanıyorum ki ilerideki bir aşamada Beşar Esad'la zaten gizlice var olduğu zaman zaman yazılan ilişkilerin resmi bir ilişkiye dönüşeceğine ben inanıyorum. Ama hangi tarihte olur onu bilemiyorum. Belki senin dediğin gibi bu Fırat'ın doğusunda askeri harekat yapma ihtiyacı Tayyip Erdoğan'la Beşar Esad arasında bir diyalogun doğmasına da imkan açar. Peki bir şey soracağım. Abi gazetecilikte kaç yıl oldu? Benim mi? Başladığım tarihten bu tarihe kadar demek istiyorsan 52'nin başından bu tarihe kaç sene geçiyor? 52'nin başından bu tarihe 64 sene mi neyse işte ne kadar o kadar geçiyor evet. Yani şimdi, o zaman sen Adnan Menderes'i tanıyorsun. 58 Adnan Menderes'i tabii tanıyorum. İsmet İnönü'yü tanıyorsun. Tabii tabii. Celal işte. Bayar'ı tanıyorsun. Tabii. Süleyman Demirel'i tanıyorsun. Tabii. Turgut Özal. Bülent Ecevit'i, Turgut Özal'ı, hepsini tanıyorum. Mesut Yılmaz'ı, İsmet Şemsettin Günaltay'ı başbakan iken tanımıyordum. Sonra tanıdım. Ama 1950'de... Mesela Recep Peker'i de tanırsın. Recep Peker'i hayır. Hı. Recep Peker 46-47 filan da onun başbakanlığı. O tarihte ben öğrenciydim. İsmen biliyordum. Ama yüzünü gördüğümü söyleyemem. Yoktu. Hı. Şeyden 1952'de Recep Peker sanıyorum vefat etmişti. Ben girdim. Hayır ben tanıdığın devlet adamları. Yani, ama onları biliyorum. Yani İsmet İnönü, Celal Bayar bütün saydıklarını birebir yüz yüze tanıyorum. Doğru. Benim merak ettiğim şu. Bir devlet adamı devlet meselesini, devletin bekası diyoruz çünkü değil mi? Evet tabii. Kişisel gurur sebebi yapabilir mi? Mesela Bayar olsaydı böyle davranır mıydı Esad'a karşı? Ya da İnönü olsaydı böyle davranır mıydı? Hayır zannetmiyorum. İsmet Paşa birçok şeyi yenmiştir. Venizelos'la en iyi dost görüntüsü veren İsmet Paşa'dır. Halbuki daha 3 sene önce savaşmışlar. Birbirlerini gırtlaklamışlar. Tabii. Lozan'da karşı karşıya geldiği, o da daha önceki dönemde Venizelos'un döneminde Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde Yunanistan'da düşmanı oldu. Bunlar hepimiz bildiği gerçekler. Ama Tayyip Bey zaten İnönü'yü de sevmez.
Başka bir örnek her fırsatta, daha iyi olacak. Her fırsatta İsmet Paşa'ya giydirmeyi ve maalesef çoğunda da çok yanlış giydirmeyi bir marifet sayıyor. Geçenlerde söylediği neydi? O Amerikan bayrağı tutuyor. Amerikan yine. Bayrağı. Elinde iki tane bayrak var İsmet Paşa'nın. Birisi Türk, birisi Amerikan. Misafirini ağırlarken bunları da jest olsun diye elinde tutmuş. Sen bunu Türk bayrağını hiç görme, işte Amerikan bayrağını sallıyordu diye çık ortalıkta bir mesele yap. Camileri ahır yaptı diye hiç aslı asarı olmayan iddiaları ortaya. Ve şimdi camileri satıyorlar, yıkıyorlar. Evet. Yani camiyi satıyor adam. Satıyor mu bilmiyorum. Vallahi oho, 10-15 tane camiyle ilgili satış haberleri çıktı. Bilmiyorum, ondan haberim yok. Satıyorlar, sonra yıkıyorlar. Yerine rezidans falan yapıyorlar. Doğukan Çoban'ın yanında TGB Ankara İl Sekreteri Çağlar Sönmez varmış. Hazır mı? Peki, yayına hazır mı? Hazır. Peki. Doğukan, yanında TGB Ankara İl Sekreteri Çağlar Sönmez varmış. Bir konuşalım bakalım, ne var ne yok, ne düşünüyor? Evet Halil Nebiler, saat 10.20 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'e giriş yapmıştı. Ardından 10.50 itibariyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı ile birlikte Anıtkabir'den çıkışı gerçekleşti. Şimdi Beştepe Sarayı'na geçecek ve ardından İstanbul'a doğru yolacağını söyleyebiliriz. Bahsettiğiniz gibi Türkiye Gençlik Birliği Ankara İl Sekreteri Çağlar Sönmez yanımızda. Saat 15'te 1. Meclis'in önünde yapılacak eylemin öncesi Çağlar'la konuşacağız. Evet Çağlar, hoş geldin yayınımıza. Hoş saat 15 itibariyle yürüyüş başlayacak. Nasıl olacak, güzergah nasıl olacak, kimler olacak, gençlik nereden geliyor, hepsini senden dileyelim. Tabii. Hoş bulduk Doğukan. Bugün Cumhuriyetimizin 95. yılında Türk milletinin yeneceğini sanan emperyalistlere o tokatı vurduğunun 95. yıl dönümü. Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizi bugün Türk milletiyle, Türk gençliğiyle hep beraber 95. yılını kutlayacağız. Çok yoğun bir katılım var, öncelikle bunu söyleyeyim. Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'in Efeleri, ondan sonra Aydın'ın Efeleri, 81 ilinden Türkiye'nin çok yoğun bir katılımla Türkiye Gençlik Birliği'nin saat 3'te 1. Meclis önünde yapacağı 1. Meclis'teki buluşmaya akın ediyor. Son yılların en büyük buluşmasını, 29 Ekim mitingini, eylemini bekliyoruz. Fali Rıfkı'nın, işte Reşit Galip'in, ondan sonra Türk milletinin bütün aydınlarının birikiminin bizlere bıraktığı o mirası, ondan sonra Feride Roman'ın da İstanbul'dan Ankara'ya geçen vatanseverlerin, kahramanların ruhuyla bugün Türk milleti 1. Meclis'e akın ediyor. Öncelikle bunun heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü bu bize Cumhuriyetimizin mayasının gençlik içerisinde, Türk milleti içerisinde ne kadar sağlam tuttuğunu gösteriyor bir kez daha. Bugün yapacağımız buluşma tekrardan bunu kanıtlayacak. Son yıllarda Türk gençliğini köksüzleştirmeye, ondan sonra milli değerlerinden koparmaya doğru yapılan bütün çalışmalara, gayelere, yürütülen eylemlere rağmen Türk gençliği bugün görüyoruz ki atasından ve cumhuriyetinden bir nebze olsun vazgeçmiyor. Bugün 1. Meclis önünde saat 3'te tekrar ediyorum buluşuyoruz. Oradan Anıtkabir'e yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Anımızı hep bir ağızdan okuyacağız. Hem Anıtkabir önünde hem 1. Meclis önünde. Bu anımız Türk yargısının verdiği o doğru kararla Türk milleti ve Türk gençliği bu karara sahip çıkıyor. Bu bizim son 3 günde 5 günde özellikle bu katılım sayılarımızda özellikle dikkatimizi çeken bir evet, şey. Evet, onu soracaktım Çağlar. Türkiye'nin dört bir yanından demiştin. Nerelerden geliyor gençler, üniversitelerden, liselerden, bunların aynısını alalım. Valla şu an saymaya başlasam sanırım akşama kadar 29 Ekim programını kaçırmış oluruz. Gerçekten inanılmaz sayılarda çok yoğun bir katılım var. Şu an otobüslerle yola çıktı arkadaşlarımız. Birçoğu da Ankara'ya ulaştılar. Son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Türkiye'nin bütün
şeylerinden, üniversitelerinden hemen hemen çok büyük sayılarda otobüslerle Ankara'ya şu an bir akım var. Arkadaşlarımız şu an son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Orada bizimle birlikte birinci meclis önünde olacaklar. Bütün Atatürkçü düşünce toplulukları, üniversite toplulukları da yürüyüşümüze çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Onları da onlarla birlikte de bu yürüyüşümüzü, buluşmamızı gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz aynı zamanda. Buradan Türk milletine bir çağrınız var mı? Türk milletine çağrımız şu: Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Biz bu cumhuriyeti ayakta olduğunu, diri olduğunu ve 95. yılda cumhuriyetin insanların içerisinde, yüreklerinde, zihinlerinde hala çok büyük bir umut ışığı, umut ateşi olduğunu göstermek için bütün Türk milletini, Ankara halkını birinci meclis önünde saat 3'te bizimle buluşmaya, andımızı hep bir ağızdan en gür sesimizle okumaya ve geleceğimize, cumhuriyetimize, emeğimize sahip çıktığımızı bütün Türkiye'ye göstermeye hep bir ağızdan davet ediyoruz. Teşekkür ederiz Çağlar. Evet, Halil Nebiler, Ankara İl Sekreteri, Türkiye Gençlik Birliği Ankara İl Sekreteri Çağlar Sönmez yanımızdaydı. Saat 3'te 1. Meclis'in önünde gerçekleşecek cumhuriyetine, emeğine, geleceğine, Türkiye'ye sahip çık sloganıyla andığımızı gür bir sesle okuyacağız dedi. Türkiye'nin dört bir yanından Atatürk düşünce toplulukları, liselerden, üniversitelerden arkadaşların Ankara'ya geldiğini ve Tandoğan Meydanı'na, 1. Meclis'in önünden Gar Kavşağı'ndan Tandoğan Meydanı'na doğru bir güzergahta yürüyeceklerini, İstiklal Marşı'yla, İzmir Marşı'yla ve biliyorsunuz andığımızla ilgili Danıştay 8. Daire bir karar aldı. Liselerde, okullarda okutulmasına yönelik hükümetten ciddi eleştiriler geldi. Türklük tartışmaları da burada ayrı bir alev aldı. Gençlik yine burada kendi tabirleriyle müdahaleci oldu ve andımızı bugün bir de buluştukları 1. Meclis'in önünden Tandoğan Atası'nın huzuruna çıkacağı o aslanlı yola yürüyecekleri her dakika andımızı okuyacaklarını ifade ettiler. Biz dediğimiz gibi takipte olacağız. Türkiye Gençlik Birliği'nin, gençlerin eyleminin takibinde olacağımızı söyleyebiliriz. Sözü tekrardan İstanbul stüdyomuza bırakalım. Evet, teşekkürler. Doğukan'a teşekkür ediyoruz abi. Dediğiniz gibi olmuş. Şeref defterine şey diye başlıyor: Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurunuzdayız. Oo, Aziz çok Atatürk. Güzel. Çok değil güzel. Mi? Abi bir dakika kaldı. Bu genç çocuklar için bir desteğin, bir şeyin varsa TGB'liler için onu alayım son. Onu daha önce de söyledim. TGB'lilerin cumhuriyetin gerçek bir dayanağı olduğunu ve örgütlenmiş bir şekilde de bunu hukuka uygun olmak kaydıyla çok iyi yaptıklarını düşünüyorum. Gerçekten hem gördüğüm zaman, tanıdığım zaman onları çok severek dinliyorum ve çok başarılı hissettiğimi söyleyeyim doğrusunu istersen. Onlara cumhuriyetin gerçekten dinamik bir gücü olarak baktığımı ifade edeyim. Memnuniyetle söylüyorum bunları. Evet. Peki Oktay abi, çok teşekkür ederiz. Böyle bir bayram gününü bizimle geçiriyorsunuz. Sağ olun, var olun. Benim için keyif oldu. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Daha nice bayramları birlikte İnşallah. Böyle programlarla kutlarız. İnşallah. Efendim hepinize teşekkür ederim. Bugün şimdi çıkın sokağa. Önünüze gelene bayramın kutlu olsun deyin. Elini sıkın. Çocuklara şeker verin. Başka bayramlarda yaptığınız her şeyi yapın, çünkü bu bayram en büyük bayram. Ve bu bayramı saat 15'ten itibaren Türkiye Gençlik Birliği en güzel şekliyle kutlayacaklar. Atanın huzuruna çıkacaklar. Siz de ulusal kanalın başında olun. Naklen vereceğiz, canlı vereceğiz. Artık aktaracağız oradaki olayları. Ama bugünlük benden bu kadar. Yarın saat 10'da tekrar birlikte olacağız. Yarın saat 10'a kadar. Lütfen kendinize iyi bakın. Şimdi Oktay abinin kızacağı bölüme geliyorum. Ama sadece yarın saat 10'a kadar değil, biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.